civarında bir çift güvercin. Bugün efkarlıyım, yarime haber verim. Mahpushane duvarında bir çift güvercin. Susarlar sesini olmak isterler. Yarımdır, kırıktır sırça yüreği. Çığlık çığlığa yar geceler. Kardeşim el oldu duyar. Çığlık çığlığa yar geceler. Kardeşim duymaz el oldu duyar. Şimdi kendini delisin, ah yakarlar seni, dönmezsin bir daha geri, delisin, ah peşinde rüzgar, ne yağmurlar dost ne bir kıyı var. Sar belune de Karadeniz kuşağı. Sar belune belune de Karadeniz kuşağı. E kız sen de der misin? E kız sen de der misin? Alsam ha bu kuşağı. Alsam ha bu. Sen de der misin? Oy kız sen de der misin? Alsam ha bu uşağı, alsam ha bu. Sağlığın öneminin bir kez daha anlaşıldığı şu günlerde özellikle doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına saygımız ve sevgimiz gerçekten bir kez daha arttı. Şu günlerde tüm sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımız gerçekten çok büyük bir gayret ve özveriyle çalışıyorlar. Pandemi sürecinin başından beri en çok yorulan ve yıpranan sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımız çıktıkları bu zorlu yolda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer başta olmak üzere destekliyoruz ve onlara desteklerimizi sunuyoruz. Bu zorlu günleri birlikte atlatacağımıza inancımız sonsuz. 14 Mart Tıp Bayramı'nda tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Tabii 14 Mart bizim açımızdan çok önemli bir hafta, tıp haftası olarak anıyoruz. Özellikle bu dönem işte Covid nedeniyle yitirdiğimiz sağlık çalışanlarının anmasını yapıyoruz burada. Bu açıdan da
Öyle güzel bir konserin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilmesi bizim açımızdan çok önemli bir şey. Bizde de 10-15 arası böyle müzikle uğraşan doktor arkadaşlarımız var. Onlar da bu konserde görev aldılar. Bu açıdan çok olumlu bir şey olarak değerlendiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi bu salgında bize çok ciddi katkılar sundu bu salgın sırasında. Özellikle konaklama sırasında öğlen ASM'lerin yemekleriyle ilgili. Çünkü lokantalar kapalıydı çok uzun bir süre. Hem de sağlık ocaklarının, ASM'lerin dezenfeksiyonu konusunda, ulaşım konusunda ve özellikle o en başta söylediğim konaklama konusunda Macit Özcan'ın tesislerini ayarladılar. Bu açıdan biz çok ciddi bir katkı sunduğunu düşünüyoruz Büyükşehir Belediyesi'nin. Biz bu 14 Mart'ı ne yazık ki pandeminin gölgesinde anlıyoruz ve kutluyoruz ve bu açıdan özellikle Mersin'de kaybettiğimiz 20 sağlık çalışanı var. Bunun 9'u hekim. Bu açıdan hani böyle çok fazla neşeli, çok fazla heyecanlı, çok fazla böyle hani işin neşe boyutu, eğlence boyutunu yapmadan kutlayacağız, anacağız bu 14 Mart'ı. Çok büyük özveriyle çalıştı sağlık çalışanları bu süreç içerisinde. Ben hem sağlık çalışanların hem tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Haftası'nı kutluyorum. Açık ortamda birkaç arkadaş bir araya gelip çalıp söylemeye başlamıştık. Sonra Büyükşehir bize hadi bizim için de söyler misiniz bütün doktorlar için bir ufak bir şey yapalım dedi. Çok hoşumuza gitti. Yani müzik sanat stres atmak için birebir zaten. Biz kendimiz stres atarken meslektaşlarımızı hatta Mersin halkını da stresten uzaklaştıracaksak küçük bir konserle çok mutlu olacağız. Belediyelerle pandemi sürecinde kurduğumuz ilişkinin sağlık çalışanları olarak çok iyi olduğunu düşünüyorum. Birçoğumuzun barınma sorunu olmuştu ve belediyeler gerçekten burada çok yardımımıza koştu. Bizim için bütün sağlık emekçileri için, sadece hekimler değil, bütün sağlık emekçileri için kalabileceğimiz alanlar açtı ve yemek desteği verdi. Bu süreçte çok motive ediciydi, kaygılarımızı azaltmıştı. O yüzden özel bir teşekkürü de borç biliyorum. Ya çok heyecan verici. Hiçbirimizin sahne deneyimi yok. Zaman zaman haddimizi aşıyor muyuz diye de düşünüyoruz. Ama bir parça eğlenmeye biraz da aslında herkese moralimizi iyi tutmak için bir takım araçlarımız olduğunu göstermeye de ihtiyacımız var gibi geliyor. Biraz da bunun sorumluluğu. Büyükşehir Belediyesi'nin de bu adımını aslında hem bize ivme verici hem de motive edici buluyorum. Çünkü incelikli bir durum. Yani 14 Mart, yani neredeyse bütün toplumun pandemiye odaklandığı ve sağlık çalışanlarının emeğinin en azından biz görünür olduğunu hissedemediğimiz bir noktada çok incelikli bir dayanışma oldu. Yani bütün sağlık çalışanlarının olduğu gibi bizim de biraz tabii ki zor geçiyor. İşte yaşlarımız var, evde çocuklarımız var, onlara bulaştırma kaygısı ya da yakın arkadaşlarımızı kaybettik. En yakın iş arkadaşlarımızı kaybettik maalesef. Tabii onları kaybetmenin verdiği hem arkadaşı kaybetme hem de ölüm korkusu gibi ciddi kaygılarla aslında geçiriyoruz. Tabii biz bunları bu rehabilitasyonu aslında müzikle yapıyoruz. Kendi grubumuz, arkadaş grubumuzun içinde evlerde olmayacak şekilde bahçelerde buluşup mümkün olduğu kadar sosyal mesafeyi koruyarak, yine maskelerimizi takarak işte enstrüman çalan arkadaşlara eşlik ediyoruz. Ya bu bizi gerçekten rehabilit ediyor, tedavi ediyor. Bu işte yaşadığımız stres veya işte hastalıklı veya pandemi sürecinde bir nebze olsun uzaklaşmamızı sağlıyor. Ya müziğin tedavi edici, terapi edici faydasından etkilenen faydalanıyoruz diyebilirim yani. Yani Mersin'de olmak bizim için bu anlamda bir şans. Çünkü Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler baştan beri sağlık emekçilerini desteklediler. Evet, bu konserde yani aradılar bizi, böyle bir şey düşünüyoruz. Ne dersiniz dediler. Biz de kısa birkaç günlük bir çalışmayla bir araya gelip tabii ki yani onlar bizi düşünmüş böyle bir şey teklif etmişlerse yok demek olmazdı. Biz de geldik. Hastanın iyileşmesi bizi iyileştiren şeylerin başında geliyor. Çünkü verdiğiniz emeğin karşılığını alıyorsunuz. Ve eğer
saygı da görüyorsanız, yani yaptığınız iş anlamında, kişisel anlamda söylemiyorum. Yani bana mahir olarak değil ama hekim olarak saygı gösteriliyorsa yaptığım iş sebebiyle, bu beni iyileştiriyor. Onun dışında ne iyileştiriyor? Dostlarımı iyileştiriyor. İşte müzik iyileştiriyor. Ailemi iyileştiriyor. Öyle toplumun, içinde yaşadığımız toplum ne kadar iyi olursa biz de onun bir parçası olarak iyiye gidiyoruz. Ama toplum tabii sıkıntı yaşadığı zaman biz de aynı sıkıntıyı belki de kat kat yaşıyoruz.